herkes veli usta der. Genelde cami işleri yapıyorum. Cami işleri derken caminin alemleri, içerideki bakır aksesuarı, minarenin alemleri hep burada yapıyoruz. 50 seneden beri. Bu Osmanlı'dan gelen bir sanattır. Alem caminin simgesi. Camiyi tamamlayan ve cami alemsiz olmaz. Minarenin üzerinde, mihrabın içeride minber de var, şadırvanın üstünde. Bunlar kalın olacak alem ve işçiliği güzel olacak yani. Yani pürüz olmayacak, bir şey olmayacak. Hem güzel olur ama varağı da daha rahat olur, daha temiz olur. Her zaman iyi yapacağız, vesleğimizi de severek yapacağız ki iyi mal çıkaralım. Mesela bana 5 metre alem lazım, ben 6 ne kadar olacağını söylerim. 3 metre 6 ne kadar olduğunu söylerim ve ikna ederiz. Benim sözlerime kanaat getirir ve yaptırır yani. Bizim şartnamemizde 1,5 milim gözüküyor bunlar. Ve yüksekliği aşağı yukarı 2,20 olan var, 1,50 olan var. Tamam. Projede büyüklüğüne göre kalınlığını biz ona göre tabanlar yine bu şekilde kartuş dilimli olacak bunun gibi. Tamam abi. Olur. Taban büyüklüklerini de sen artık projeye göre değil de kendin ayarlarsın zaten. Ben kendim ayarlarım bu işte. Yani kalınlıkta bir sıkıntımız var mı 1,5 milim? Yok, 1,5 milim tam ideal bir şey. Peki büyük alem için? Büyük alem için alt kaide 2 milim yaparsak daha iyi olur, uzun ömürlü olur. Bu karpuz diliminin olduğu yeri diyorsun. Tabii tabii, onu da yaparız. Tamam. Plastikten alem yapıyorlar. 2 metre alem 2 kilo 3 kilo geliyor. Ve çürüme şeyi 5 sene 6 sene çatlıyor zaten. Ve döküldükten sonra kıymeti kalmıyor. Çöp. Ama benim yaptığım alemler 500 sene bir şey olmaz yani. Garantisi var yani. Çürümez. Altın varak olduktan sonra. Benim yaptığım alemi bilirim yani. Benim malım nereye gitse ben gittiğim zaman bu benim yaptığımı biliyorum.